Gördüğümüz rüyaların %90'ını unuturuz. Uyandıktan sonraki 5 dakika içerisinde o gece gördüğümüz rüyaların yarısı kaybolur. 10 dakikada ise %90'lık bir bölümü gitmiştir. Kör olan insanlar da rüya görür. Doğumdan sonra bir olay veya hastalık sonucu kör olan insanlar rüyalarında imgeler görebilirler. Doğuştan kör olan insanlar ise görsel olarak bir şey yaşamasalar da ses, koku ve dokunma duyularını hissederek aynı gerçeklikte rüyalar görürler. Herkes rüya görür. Her insan rüya görür. Aşırı şiddetli psikolojik bozukluklar hariç. Rüya görmediğinizi düşünüyorsanız hepsini unutuyorsunuz demektir. Hepsi bu. Rüyalarımızda yalnızca önceden görmüş olduğumuz yüzleri görürüz. Yani zihnimiz yeni yüzler yaratmıyor. Rüyalarımızda gerçekte gördüğümüz insanların yüzleri kullanılıyor. Bazen bu insanları hiç hatırlamıyor olabiliriz. Normaldir. Mesela yolda yürürken yanından geçtiğimiz birinin yüzüne dikkat etmemişizdir. Bu yüzden hatırlamıyoruzdur. Ama o yüz şekli depolanmıştır ve rüyada kullanılmaya uygundur. Gördüğümüz yüzler sayesinde beynimiz sonsuz bir yüz kataloğuna sahip olur. Rüyalarını herkes renkli görmek zorunda değildir. Normalde herhangi bir görme bozukluğu olmayan insanların %12'si rüyalarını siyah beyaz olarak görüyor. Geri kalanlar ise bütün renk detaylarıyla. 1915'ten 1950'ye kadar yapılan araştırmalar rüyaların büyük bir bölümünün siyah beyaz görüldüğünü ortaya çıkarmıştı. Ama bu durum 60'lı yıllarda değişmeye başladı. Renkli rüyalardaki bu artış, renkli televizyonların çıkışıyla aynı döneme denk geliyor. Garip değil mi? Rüyalar semboliktir. Gördüğünüz konu aslında rüyanızda işlenen konu değildir. Yani genelde. Rüyalarımız çok derin bir sembolik anlama sahiptir. Beyninizin seçtiği semboller ne olursa olsun, göründüğü gibi bir anlamı olmadığı kesin. Duygular. Rüyalarda en yaygın yaşanan duygu tedirginliktir. Negatif duygular pozitif olanlara oranla daha yaygın hissedilir. Bir gecede 4 ila 7 arasında rüya görürüz. Ortalama rüya görme süremiz her gece 1-2 saattir. Hayvanlar da rüya görür. Araştırmalara göre birçok farklı hayvan türü de insanlar gibi uykularında rüya görürler. Köpeğiniz varsa uykularında onları seyredin. Patileri koşuyormuşçasına ileri geri kımıldar ve bazen sesler çıkarırlar. Sayıklarlar yani. Rüyalarında birini kovalıyor veya birinden kaçıyor olabilirler. Vücut felci, REM, Reptile Movements, yani hızlı göz hareketi, uykusu dediğimiz evre. Normal bir uykunun %20-25'lik bir kısmını, yani 90-120 dakikalık bir süreyi kaplar. Bu evrede beynimizdeki bir mekanizma sayesinde vücudumuz felç durumuna geçer. Bu sayede gördüğümüz rüyalar sırasında fiziksel olarak vücudun hareket etmesi engellenmiş olur. Bazı durumlarda bu mekanizmanın bilinç devreye girdiğinde hala vücudu felç durumunda tuttuğu görülmektedir. Dünyadaki en kötü tecrübelerden birisi olsa gerek. Yeni uyanmışsınız, yatağınızdasınız ve kıpırdamaya bırakın, neredeyse nefes bile alamıyorsunuz. Rüya ortaklığı. Beynimiz uyurken etrafımızda olan olayları ve bize ulaşan uyarıcıları alarak rüyalarımıza dahil eder. Mesela bazı durumlarda rüya görürken alarmımız çalar ve uyandığımızda alarmın gerçekten çaldığını fark ederiz. Benzer şekilde yan komşumuz gitar çalıyor da olabilir. Erkekler ve kadınlar farklı rüyalar görür. Erkekler daha yüksek oranda erkeklerle ilgili rüyalar görür. Bir erkeğin rüyalarındaki karakterler %70 oranında erkektir. Öte yandan kadınlarda bu rakam %50'dir. Yani yarı yarıya. Bunun yanı sıra erkekler kadınlara oranla rüyalarında daha agresif duygular yaşarlar. Öngörüler. Yapılan araştırmalara göre insanların %38'i öngörüsel rüyalar yaşamış durumda ve %70'lik bir kesim ise en az bir kere dejavu dediğimiz olayı yaşamış. Öngörüsel rüyaların görülebileceğine inananların sayısı ise kültürden kültüre %63-%98'lik değerler arasında değişiyor. Horluyorsanız rüya görmüyorsunuzdur. Bu durum internet dünyasında uzun süre dolandı. Doğrusu, doğru olup olmadığı konusunda şüphelerim var. Çünkü küçük çaplı araştırmalarımda bilimsel olarak hiçbir kanıta rastlamadım. Rüyanızda orgazm yaşayabilirsiniz. Rüyalarınızda gerçeğe oldukça yakın bir orgazm duygusu yaşayabilirsiniz. Dokunma, hissetme duyuları gerçekte yaşadıklarınız kadar, hatta bazen daha fazla, güçlü ve keyifli olabilir.